Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Kontes sizlerle paylaşacağım. Maalesef Kontes biraz hasta. 2 gündür bir şey yemiyor. Biraz önce veterinere götürdük. Birkaç iğne falan yaptı. Bilmiyorum nasıl olacak. İlaç verdi. Bağırsak enfeksiyonu olabilir dedi. Onun için de hap falan kullandık. Mide bulantısı, kusma falan var, ishal var. Onun için de bir iğnesi var, onu yaptık. Durum maalesef şu an kötü görünüyor. İnşallah iyileştirebiliriz. Kızım, Kontes. Gel bakalım. Yani 2 günde hayvan resmen çöktü. Şöyle bakın, gözleri falan hayvanın çöktü. Çok üzücü bir durum. Hiç hali de yok. Ne yapabilirim çok da bilmiyorum. Tek aklıma gelen veterinere götürmek oldu. Kendim dün antibiyotik falan yaptım yine. Ama bugün baktım düzelme olmadı. Veterinere götürdük. İnşallah düzelecek. Yani 2 günde böyle erimesi çok enteresan. Resmen küçüldü hayvan. Kontes, kızım. Biliyorsunuz bozonun yavrusu. Yaşlı bir safkangal bozu bulmuştuk. Yaralı. Tedavi ettik, iyileştirdik. Bu da onun kızı. Bozo kayboldu. Hala da bulamadık. Şu an tek kızı var bizde. Bunu da kaybetmek istemiyoruz. Çok da emek verdik. Sonuçta bir can. İnşallah bir şey olmaz. Ben yine elimden geleni yapıyorum. Yaptım da. Daha da yapmaya devam edeceğiz. Bugün biraz dursun bakalım. İğnenin ilacın etkisi olursa iyileşmeye yönelik bekleyeceğiz. Ama bir değişme olmazsa yarın tekrar veterinere götüreceğim arkadaşlar. Öyle dedi çünkü eğer düzelme olmazsa en azından serum falan bağlayalım. Direnci yükselsin diye. Çiğ yumurta falan da içiyorum. Midesi boş çünkü kendisi hiçbir şey yemiyor. O yüzden yumurta falan içiyorum. En azından bünyesi zayıf düşmesin diye. Kızım! Kontes! Bakın tepki bile vermekte zorlanıyor hayvan. Çok üzücü bir durum arkadaşlar. Çok üzgünüm. Çok sevdiğim köpeğim. Yani köpeklerimi hepsini ayrı ayrı seviyorum ama bunun da yeri bende başka. Yavruluğundan beri büyütüyoruz. Çok da akıllı. Çok da güzel bir saf kangal. Hakkımızda hayırlısı, ne yapalım. İnşallah iyileştirebiliriz. Diğer yaramazlar da burada. Erman. Onlardan biraz uzak duruyor. Ne yapıyorsun lan? Şikayetçi. Şükür bunların sağlık durumu iyi. Bunlarda bir sorun yok. Aferin oğlum. Zirman. Ayka da burada. Ayka da çok iyi. Kızım. Ne yapayım lan? Kızım. Özellikle bunu da sordum veteriner arkadaşlar. Yani hani bulaşıcı bir şey olur mu diğer köpeklerle yan yana. Dedi zaten öyle bir şey olsaydı şimdi onlar da almış olurdu hastalığı. Muhtemelen bulaşıcı bir şey değil. Dediğim gibi bağırsak enfeksiyonundan şüpheleniyor. Burada çok detaylı böyle filmli röntgenli köpek hastanesi yok arkadaşlar. Sadece veterinerler var. Onlar da bildiği kadar, anladığı kadar o şekilde oluyor. Yani keşke daha kapsamlı geniş hayvan hastanesi falan olsaydı. Oraya da götürdük ama maalesef çevremizde yok. Olan yerlerde çok uzak. Bugün de biraz bekleyeceğiz dediğim gibi. Yarın ona göre hareket ederiz. Gel bak. Yaramaz için. Yaramaz için. Yaramaz için. Yaramaz için, yaramaz. Erman. Alıyorum. Evet, çok şükür bunların durumu iyi. Aferin lan. Aferin. Kör dişi de. Maalesef doğurmadı arkadaşlar. Yani boş geçti. Ben birkaç belki biraz gecikmeli olurdu. Kaç gün içinde doğurdu diye düşündüm ama maalesef. Yani zaten daha önce de söylemiştim. 58 ile 63 gün arasında, 65 gün arasında doğum oluyor. Ama bununki bayağı çok oldu. Hatta 80 gün oldu neredeyse. Yalancı gebelikti muhtemelen. Kızım. Aferin kızım. Gel bakalım. Gel bakalım gel. Gel. Çok ümitli bir şekilde bekliyorduk bunun doğurmasını. Biliyorsunuz buharla eşleştirmiştik. O da güzel bir kangal. Ama şansımız olmadı. Boş geçti artık. Bir dahaki
Doğumunu bekleyeceğiz. Bir dahaki kızanlı. Ne? Derim o. Yaramaz seni. Gezmeye gidelim mi lan bugün? He? Şikayetçi. Şikayetçi. Akgüz'de buralarda arkadaşlar. Onu da geçen soran çok arkadaşımız vardı. Ha, Kontes ayağa kalkmış. Kontes. Kızım. Kıyamam ben sana. Bir deri bir kemik kaldı resmen 2 gün içinde arkadaşlar. Yani böyle hızlı bir şekilde zayıflaması çok şaşırtıcı bir durum. Ne bakar mısınız hayvan? 2 günde çöktü resmen ya. Dur oğlum dur. Derman dur. Sabah biraz daha kötüydü ama şimdi bu iğnelerden sonra biraz daha sanki canlı gibi. İnşallah iyileşirsin kızım ya. Ya kilim. Gözlerinde de halsizlikten mi? Yani böyle bir gözlerinde de çökme var, kızarıklık var. Zaten sulanıyor da gözü bakın arkadaşlar. O yüzden gözünü de açamıyor hayvan. Yani bunu böyle görmek inanın ki çok üzücü bir durum. Acımı çekiyor, canım yanıyor. Yani bir de bir şey de yemiyor hayvan. Ne söyleyeceğimi bilemiyorum inanın ki yani. Çünkü gerçekten çok üzücü bir durum. Bunu böyle görmek. Kızım, Kontes. Ay kıyamam ben sana. Gözünden damla düşüyor hayvanın resmen. İyileşeceğiz değil mi kızım? He? Kontes. Bula bakayım. Biliyorsunuz resmen konuşur gibi böyle uuu diye ses çıkarıyordu ama hayvan hali bile yok. Dur kızım dur. Kontes dur kızım. Dur Ayka. Bak bak. Şikayetçi. Yani onun sesini bile duymayı özledik. Ay kıyamam ben sana kızım. Yani şu an beklemekten başka yapacağımız bir şey yok. Veteriner öyle söyledi. Ama şu gözünden damla gelmesi yaş akıyor resmen gözünde. Yani insanın içini sızlatıyor resmen. Yat kızım yat. Ben şimdi bunu böyle güneşe doğru çıkarayım biraz. Olmadı kulübeye mi koyayım nasıl yapayım bilemedim yani inanın. Oy oy oy. 2 günde böyle erimesi. İnşallah birkaç gün sonra iyileşmiş bir şekilde sizlerle paylaşmayı nasip olur arkadaşlar. Şu an tek isteğim onu iyileştirmek. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.